Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Enflasyon hedefini tekrar etti. Bu yıl için %36 ve gelecek yıl için %14. 2026 için de biliyorsunuz enflasyon %6'ların altına düşecek. Mayıs'ta da Mayıs'ta %73-75 enflasyonu göreceğiz. Sonra baz etkisi devreye girecek ve enflasyon düşmeye başlayacak. Biz bunu kalıcı hale getireceğiz, refahı arttıracağız, rezervlerimizi de yükselteceğiz diyor. Merkez Bankası Bankası Başkanı Fatih Kara. Bu arada IMF Türkiye tahminlerini açıkladı. Orada açıklanan verilerle bir kur tahmini de oluştu. Acaba IMF Türkiye'de kuru ne kadar öngörüyor? 2024'te IMF varsayımlarıyla ve beklentileriyle kurun, öngörülen kurun 37 lira 24 kuruş 37.24 lira olduğunu görüyoruz. Yani 37 liranın üzerinde bu yılı tamamlar kur tahmini yapıyor IMF. 2025'te kurun 52.5 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Yine IMF projeksiyonuna göre 2026'da kurun 63 dolara ulaşması bekleniyor <laughs> ve yıllar içinde de kur artacak deniyor. Bu yıl için kur tahmininin 37-38 lira civarında yani 40 lira seviyesinin biraz altında bir kapanış olarak öngörüldüğünü söyleyelim. IMF'nin tahminlerinde ve projeksiyonlarında da bu kur oluşuyor. Peki, e, hükümetin tahminleriyle orantılı mı? E, 2025 ve sonrası için değil. E, yani 2025 ve sonrası için IMF daha yüksek bir kur görüyor. Bu yıl için eee hükümete ekonomi yönetimine benzer bir kur tahmini var IMF'nin. Peki bu yıl için enflasyonu %36 mı görüyor IMF? Hayır %45 görüyor. Gelecek yılda %14 değil %28,3 öngörüyor. Büyüme tahmini de %3,1 %3,2 civarında önümüzdeki yıllarda devam eder tahminleri yapılıyor. Ee, bu arada getirin bir e, mali kriz yaşadığı söylentileri uzun bir süredir devam eden ve yurtdışı basına da yansıyan bir söylem. Bizde çok e, fazla tartışılmadı ama Sky News bir haber yapmış. Daha önce de ayrıntılı analizler yayınlamıştı bu konuda. Ee, yani bir taksi gibi bazı uygulamaları getirin satabileceği bunun için en azından zemin aradığı haberleri yayılıyor. Ee, Fresh Direct ve bir taksi uygulamalarını elden çıkarmayı değerlendiriyor getir diye bir haber. Verbos Sky News'te. Türkiye'de kurulan, İngiltere'de çok sayıda varlığı bulunan getir. Geçen yılın sonlarında satın aldığı biliyorsunuz Amerika merkezli bir online şirketi de vardı. Birçok ülkeden çıktı. Şimdi elindeki bazı uygulamaları da satabilir, yine bazı ülkelerden çıkabilir haberlerinin devam ettiğini görüyoruz. Ancak şirkette diyor ki biz öyle hop diye bir yerden çıkamayız. Bunun da bir süreci var. Dolayısıyla birçok ülkeden çıkıp şimdi diğer uygulamalar, diğer ülkeler için durum ne tartışmasının da bir süredir devam ettiğini aktaralım sizlere. Bu arada altın almak isteyenler yine kuyruk oluşturuyor. Altın fiyatları yükselecek. Hatta altın onsu için 3 bin dolar tahminleri yapılıyor. Orta Doğu gerginliği de altını destekliyor. Hem dolar yüksek hem altın yüksek olan kripto paraları oldu biliyorsunuz. Onlar düştükçe düştü. Ama altınla dolar bu gerginlikle beraber de biraz daha parladı. Altın çok güçlü. Dolar da çok güçlü. Şimdi bizde de altın yükselecek diye insanlar altın almak için satış pek yok. Ama altın almak için ciddi kuyruklar var yine kapalı çarşıda. Dün asladık hatta birazdan fotoğrafını da atarım. Fotoğrafladık. Dolayısıyla insanlar altın almaya devam ediyor ama burada uzmanlar uyarıyor. Yine başladı diyor ayar oynamaları ve sahte altıncılık. Dolayısıyla küçük işletmelerde gramı düşük altınlar ya da sahte altınlar üretilip piyasaya sürülüyor. Alırken çok dikkatli olun uyarılarının da beraberinde geldiğini görelim e, söyleyelim. Bunun dışında e, biz e, işte lüks tartışması şatafat tartışmasının da devam ettiği bir ortamdayız. E, belediyelerin e, borçları belediye binalarının önünde devasa afişlerle yeni yönetimler tarafından asılıyor.